Herkese selamlar, ben Barbie Rose. Bu videoda her bölgenin sahip olduğu en iyi şampiyona bakacağız. En iyi şampiyon derken neyi kastediyoruz? Önce ondan bahsedelim. Soru yorumlarda yanlış anlaşılmalar falan oluyor. Şimdi en iyi şampiyon derken öncelikle kartları değerlendirirken, şampiyonları değerlendirirken yakın zamanı esas alacağım. Bu da ne demek? Geçtiğimiz 1 maksimum 2 ay içindeki şampiyonların gösterdiği performansa bakacağım. Çünkü daha uzun süreye bakacak olursak çok farklı yerlere gidebilir. Açık betayı falan düşünecek olursak çok farklı yerlere gidebilir. O yüzden bütün lore tarihini düşünürsek, yani oyun çıktığından beri bu zamana kadar geçen bir yılı düşünürsek çok farklı kartlar, çok farklı argümanlar koyabilir. O yüzden geçtiğimiz bir maksimum 2 ayı esas alacağım. Tabii ki kartların genel güç seviyesine de önem göstereceğim. Ama ana esasım bu olacak. Biraz da şahsi görüşümde tabii ki bu seçimlerimi etkileyecek. Listeye başlamadan önce videoları beğeniyorsanız like atıp abone olup bildirimler açabilirsiniz. YouTube'da Discord ve Twitch kanallarımızın linki de aşağıda olacak. Oralara da gelip takip edip katılabilirsiniz. Listeye Bilgewater'la başlayacağız abi. Oyundaki alfabetik sıraya göre gidiyoruz. Bilgewater'ın en iyi şampiyonu olarak pek tartışma konusu olacağını sanmıyorum. Miss Fortune ilk çıktığından beri, ilk çıktığında metayı bayağı domine etti. Queen'le birlikte çıkmıştı. İlk başta Queen MF'nin gücünü pek fark edememiştik. Sejuani ile oynanıyordu. Sejuani Miss Fortune diye bir deste vardı, bilmiyorsanız. Metayı domine ediyordu. Direkt tier 1, tek tier 1 desteydi hatta oynandığı zaman. Miss Fortune hala metayı domine ediyor Queen'le. Queen Miss Fortune zaten çıktığından beri kart Runeterra'ya kendini yerleştirmiş bir deste. Her zaman pozitif bir late olan bir deste. Her zaman tier listelerde görmeye alışık olduğumuz bir deste. Diğer bir Bilgewater şampiyonlarına baktığımız zaman Fizz, GP, Nautilus, bunların Miss Fortune'la şey yapabilecek bir seviyede olduğunu görmüyoruz. Kıyaslanabilecek bir seviyede olmadığını görüyoruz. Miss Fortune kat kat daha iyi bu şampiyonlardan. Çok daha flexible, çok daha esnek bir kart. Pirate Agro'da gördük. Gangplank'le birlikte oynandı. Korsan Agro destelerinde gördük Miss Fortune'u. Gayet flexible bir kart olması, statlarının mükemmel olması, özelliğinin çok iyi olması onu bence Bilgewater'ın en iyi şampiyonu yapıyor. Bilgewater'ı da atlattık çünkü Bilgewater'ın seçeneği çok netti. Diğer bölgelerde biraz daha tartışabiliriz. Tartışmayacağımız bir bölge geliyor ama o da Demacia. Demacia'nın en iyi şampiyonun ben Fiora olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fiora şendesileri her zaman vardı. Her zaman oynanıyordu. Şimdi Targon'un çıkışıyla birlikte Fiora Zoe desteleri, Sparky Fly şu 1'e 2 kelebek desteleri oynanmaya başladı. Orada Fiora her zaman oynandığı her deste alternatif bir kazanma koşulu oluşturuyor onu koruduğunuz sürece. Bu da rakibin üstüne ekstra bir baskı kuruyor sizin oluşturduğunuz board dışında. O yüzden Fiora bence Demacia'nın en iyi şampiyonu. Dediğim gibi yine bir diğer şampiyonlarla kıyaslayacak olursak Lucian hiçbir zaman bence hak ettiği şeyi göremedi. Lucian için yeni kartlara ihtiyaç var biraz. Lucian'ın meta olduğu zamanlar, oynandığı zamanlar oldu ama hiçbir zaman bence hak ettiği yere gelemedi Lucian. O yüzden Lucian'ı seçemeyeceğim. Queen niye seçmedim? Ben Queen Miss Fortune oynamayı çok severim, biliyorsunuzdur zaten. Queen'i niye seçmedim? Çünkü Queen kadar flexible bir kart değil. Tamamen Miss Fortune'a belli bir sinerji, öncü sinerjisine kilitlenmiş bir kart. Onun dışında oynanabileceği bir deste yok. Fiora daha flexible olması, tek başına oyun kazandırma koşulunun olması ve dediğim gibi hem son zamanlarda çok popüler Shen Fiora şeklinde hem Runeterra'nın başladığından beri Fiora desteleri her zaman vardı. Çok farklı formatlarda oynandı. Fiora Freljord oynandı, Fiora Ionia oynandı, Fiora Targon oynanıyor şu an. Gelecekte de Fiora desteleri kesinlikle oynamaya devam edecek. Dediğim gibi diğer şampiyonlara baktığımızda Garen var, Lux var, Shyvana var. Bunlar kıyaslanamayacak seviyede Lux, Fiora'yla. O yüzden Fiora Demacia'nın en iyi şampiyonu. Şimdi biraz tartışabileceğimiz bir yere geldik. O da Freljord. Freljord'a ben Trindemir'i koymak istedim. Aslında Trundle koymuştum buraya. Sonra değişiklik yapmaya karar verdim. Neden? Şimdi Trundle'ın eski Trundle'ı baz almak istemedim. Nerflenmemiş Trundle'ı baz almak istemedim. Nerflenmemiş Trundle'ı baz alsaydık direkt oyunun en iyi şampiyonu diyerek bahsedebilirdik Trundle'dan. 4'e 6 iken elinize verdiği bu sütünün 8 canı varken Trundle'dan direkt oyunun en iyi şampiyonu diye bahsedebilirdik. Ama nerflendikten sonra bayağı güç seviyesinde düşüş oldu Trundle'ın. Field Rush, heyecanı hisset destelerinin oynanışında bayağı düşük oldu. Dediğim gibi burada bayağı tartışmaya açığım. Farklı argümanlar sunulabilir. Bir argümanda Ash koymayı çok düşündüm. Neden? Çünkü Ash Sejuani desteleri her zaman şeydi. Ne denir? Meta'nın içindeydi Sejuani çıktığından beri. Ash Sejuani desteleri her zaman metadaydı. Hiçbir zaman da düşmedi. Nerflenmesine rağmen, şu kart çekme kartları nerflenmesine rağmen hala oynanıyor.
Ama neden Trine Demir'i koydum? Trine Demir çok daha bitirici bir kart Ashe'e kıyasla. Biraz daha flexible bir kart olduğunu düşünüyorum. O kadar olmasa. Çünkü Ashe Sejuani çok kilitli bir sinerji. Ashe Sejuani destesinde çok fazla kart değiştirme şansınız yok. Ama Trine Demir War Mother'da oynanıyor. Field Rush'da oynanıyor. Thresh'le oynandığını biliyoruz. Bu daha eskilerden bahsediyorum. Ama Ashe hiçbir zaman öyle bir şey görmedi. Deneysellik diyeyim farklı destelerde. Ashe Sejuani'de o destede kendi evini buldu. O deste dışında başka bir destede pek deneysellik görmedi. Trine Demir dediğim gibi daha oyun bitirici, daha sizi fine ulaştıran bir kart olduğu için onu en iyi ilerliyor şampiyon olarak seçiyorum. Ama dediğim gibi tartışmaya açayım. Anivia'nın en iyi şampiyon olduğuna dair argümanlar da olabilir. Çünkü Anivia destileri de gerçekten güzel. Ama Trine Demir tek başına board'a indiği an hunharlık sayesinde gölge adalarla oynuyorsanız direkt oyunu kazanmayı temsil ettiği için, bir win condition temsil ettiği için rakip direkt baş etmek zorunda bırakıyor. Şu an Vilofionia tarzı kartlar çok meta olmadığı için Trine Demir'le baş etmesi çok zor. Haş baş edebiliyor. Haş ama neredeyse bütün şampiyonlarla baş edebiliyor. O yüzden Haş pek mantıklı bir argüman değil. O yüzden bence Trine Demir Freljord'un en iyi şampiyonu. Bir de Freljord'u en iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Kartın büyüklüğü, cüssesi şey olarak. Dediğim gibi Ashe de tartışılır. Ashe de Freljord'u çok iyi temsil ediyor. Yani bütün Ashe argümanlarınızı anlayabilirim. Ama Trine Demir benim biraz daha şahsi fikrim. O yüzden onu en iyi şampiyona koyarım. Ionia'ya gelecek olursak burada hiçbir tartışmaya yer yok. Kesinlikle ve kesinlikle %100 hiçbir argümanınızı kabul edemem. Kesinlikle Yasuo oyunun en iyi Ionia şampiyonu. Çıktığından beri meta her zaman en üst yerlerde %60-70 win rate'lerin altına inmiyor. İnsanlar bir yıla yakın süredir söyle oyun çıktığından beri Yasuo nerf, Yasuo nerf diyor. Riot'un umurunda değil. İyi ki değil. Kart kesinlikle burada olmayı hak ediyor. Demek isterdim ama tabii ki öyle değil. Ne yazık ki. Yasuo tamamen berbat. Çöp bir kart yani. Ekranda mahvettim şu an büyük ihtimalle. Aynen ekranda mahvettim. Yasuo gibi ekranda mahvoldu. Yasuo'yu direkt paslıyoruz. Gerçek kart olan Lee Sin'e geliyoruz. Ionia'nın en iyi kartı. Ionia gerçekten çok farklı OP şampiyonlara ev sahipliği yaptı. Şu an yapmıyor. Şu an çoğunun OP'lik devri geçti. Zamanında yaptı. Zed çok OP'ydi bir zamanlar. Fiora'yla oynanıyordu. Zed'a inanılmaz OP'ydi. Direngen ruh dediğimiz kart burst olduğu zaman, birbirime ölümsüzlük veren kart burst olduğu zaman, stand alone Demacia'daki kart burst olduğu zaman Zed inanılmaz OP'ydi. Karma Ezreal'ı hepimiz biliyoruz. Karma Ezreal'ın ne kadar OP olduğunu, metayı domine ettiğini biliyoruz. Onun dışında Lulu pek oynanmıyor. Yasuo zaten biliyorsunuz Yasuo'nun durumunu. Ama Lee Sin gerçekten rework'ünden beri 4 mana'ya indirildi, sonra 5 mana'ya çıkarıldı. O olaylardan beri gerçekten meta'da yerini koruyor. Özellikle turnuvalarda yerini koruyor. Turnuva destesi olarak inanılmaz tercih edilen bir deste. Çünkü gerçekten iyi oynandığı zaman oyunun en tier 1 destesi olabilir. Çok hızlı renk kasmazsınız büyük ihtimalle. Ama iyi oynandığı zaman özellikle bir turnuva koşulunda gerçekten oyunun en iyi destesi olabilir. Gerçekten her şeye cevap verebiliyorsunuz. Lee Sin garanti bir win condition zaten. Lee Sin'e aban verdiğiniz zaman, level atlamış bir Lee Sin'e aban verdiğiniz zaman oyunu kaybetmeniz çok zor. Çünkü Notify'lar oynuyorsunuz, yapma ve bu Türkçesi. Deny oynuyorsunuz, Bastion oynuyorsunuz. Bunların hepsi Lee Sin'i koruyorsunuz. Farklı kartlar oynuyorsunuz. Oyunu tuttuğunuz ve Lee Sin'e level attığınız sürece garanti win alıyorsunuz. Ve Ionia'nın temasıyla çok uyuştuğunu düşünüyorum Lee Sin'in. Yani spell'ler oynayarak bir birimi korumak, direkt bir birimle savaşmamak, işte Lee Sin'in yeteneği tekmeyle bir birimle tamamen savaşmadan ortadan kaldırmak falan filan. Bu tarz bir konseptin Ionia ile çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi Lee Sin'in performansından ötürü Lee Sin Ionia'nın en iyi şampiyonu olduğunu düşünüyorum. Targon'a gelecek olursak burası da dediğim gibi tartışmalı yerler olacak demiştim. Burada da tartışmaya açayım. Özellikle geçtiğim çıktığından beri olan performansından dolayı Targon'un en iyi kartının şampiyonluğun ben şu an Zoe olduğunu düşünüyorum. Burada dediğim gibi argümanlar olabilir. Birinci akla gelen Leona. Leona gayet güzel bir kart. Özellikle bu şafak sinerjisi, Leona'nın şafak sinerjisi çok güzel. Leona'yı level atlattığınız ve şafak kartlarını oynadığınız sürece board'u kontrol edebiliyorsunuz. Birimleriniz gayet güçlü oluyor. Ama Zoe gerçekten çok daha farklı bir duruma sokuyor oyunu. Leona'nın aksine. Leona eyvallah güzel bir kart ama Leona ile baş ettikten sonra pek bir şey kalmıyor.
Olay kalmıyor. Zoe her tur ataklayıp elinize bir tane kart verip sizi kart avantajına geçirebiliyor. Kart avantajında artı 1'e geçebiliyorsunuz. Bunun dışında Zoe oynadığınız destede Zoe'yi koruyabilecek kartlarınız oluyor. Zoe'nin level atlaması tamamen oyunu kazanmanızı sağlıyor. Yani Zoe level atladıktan sonra rakibin neredeyse kazanma şansı yok. Yani level atladığı tur kazandıysa kazandı. O tur kazanmadıysa gerçekten kazanma şansı yok. Kart tek başına bir win condition şey yapıyor, belirtiyor. Onun dışında Targon'un şu anki konseptiyle bence güzel. Böyle kart yaratma, rakiple direkt savaşmama, elindeki işte bu özellikle şey kartlar, semavi kartlarla olan sinerjisi, eline verdiği kartlardan çağırdığınız semavilerle olan sinerjisi benim hoşuma gidiyor. Çünkü onları çağırdıkça Zoe'nin level up'ına yardımcı oluyorsunuz. Dediğim gibi tek başına bu kadar value, yani kar elde edebilmesi bir kartın, onu bence diğer Targon şampiyonlarından daha iyi kılıyor şu an. Aurelion Sword 20'de level atlıyor olsaydı Aurelion Sword derdik. Dediğim gibi eskiye bakacak olursak bir sürü şey söylenebilir. Aesol eskiden olduğu gibi 25 atakta değil de 20 atakta level atlıyor olsaydı Aesol denebilirdi. Ama ben şu an Targon'un en meta, en iyi, en güçlü şampiyonun Zoe olduğunu düşünüyorum. O yüzden buraya Zoe'yi koyduk. Noxus'a bakacak olursak şimdi gene tartışma olmayan bir yere geldik. Noxus da Draven. Çok tartışmaya gerek yok. Zaten Noxus şampiyonları oyunun en kötü şampiyonları bence genel olarak. Genele baktığımızda Swain ve Draven haricinde. Swain de şu an meta'da neredeyse hiç görmediğimiz için o da meta kapsamında iyi değil. Genel olarak çok kötü bir kart değil. Ama diğer şampiyonlara bakacak olursak Katarina, Vladimir, Darius. Yani çok diyecek bir şey yok gerçekten. Çok kötü Noxus şampiyonları. Draven da hem discard aggro olsun hem Draven Ezreal tarzı destiler de inanılmaz iyi işler yaptığı için tartışmasız bence Noxus'un en iyi şampiyonu. Hatta oyunun en iyi şampiyonlarından bile olabilir. Statları çok iyi. 3 mana 3'e 3 ilk saldırısı var ve elinize sürekli kart yaratıyor. Farklı amaçlar için kullanabileceğiniz, birbirinizi bufflayabilirsiniz. Discard sinerjisiyle kullanabilirsiniz o kartları. Gerçekten inanılmaz bir kart. Oyunun dediğim gibi en iyi şampiyonlarından biri. Piltover'a geçeceğiz şimdi. Gene tartışmasız bir seçenek olacak. Ezreal şu an gerçekten Piltover'ın en iyi şampiyonu. Gene diğer şampiyonların üzerinden gidecek olursak hepsi bir zamanlar inanılmaz broken oldu. V ilk çıktığında 5 canı varken inanılmaz broken'dı. Heimer'ın zaten teröristliği estirdiği dönemleri biliyoruz. Onun dışında Teemo hiçbir zaman o kadar meta olmadı. Farklı destelerde oynandı. Ama Ezreal genel olarak dediğim gibi Piltover şampiyonlarına baktığımız zaman şey duruyor, kendi gücünü gösteriyor. Draven Ezreal zaten şu anki metanın en domine eden destelerinden biri. Kesinlikle tier 1 %56-57 win rate'in altına inmiyor. Profesyonel oyuncuların elinde %60-62 win rate'leri görüyor. Turnuvalarda çok iyi, renk kasmak için çok iyi. O yüzden Ezreal Draven'da çok iyi. Farklı destelerden oynandığını gördük. Bu özellikle Gohard çıktığında Gohard Ezreal tarzı destelerin oynandığını gördük ama evini Noxus'ta buldu. Noxus Ezreal gerçekten şu an meta'yı en domine eden destelerden biri. Bu sebeplerin ötürü de Piltover'ın iyi şampiyonu bence Ezreal. Şimdi gene belki bu listenin en tartışmasız şeyine geldik kartına. O da Gölge Adaların en iyi şampiyonu olan Elis. Elis çıktığı, yani açık beta'da gördüğümüzden beri Elis'e hiçbir değişiklik yapılmadı çoğu şampiyonun aksine. Yani burada bakacak olursak çok nadirdir Runeterra'da hiçbir değişikliğe uğramayan şampiyon. Elis onlardan biri ve hiçbir metada gücünü kaybetmeyen tek şampiyon olabilir. Oyunun en flexible kartı. Neden diye bakacak olursak, oyunun en iyi 2 drop'u büyük ihtimalle. Oyunun en iyi 2 manalık birimi, şampiyonu, her neyse, büyü veya yer kartı olmayan kartı olabilir. Çünkü board'a tek başına 2 manaya 3'e 4'lük stat koyuyor. Bu ne demek? Kendi 2-3'ü var. Bir de örümceğinin +1/+1 statları var. Bu arada tek başına 2 manaya 3'e 4'lük stat koyuyor. Bunun üstüne korkuncu var. Çoğu birim tarafından bloklanamıyor oyunun ilk başlarında. Zaten Elise'i ilk başlarda oynamak istiyorsunuz. Bu zamanlarda bloklanamıyor. O yüzden free ataklar yapabiliyor. Örümceği çağırdıktan sonra eğer ölmezse rakibin turunda blok yapabiliyor örümceği. Zaten örümcek sinerjisi var. Bunun üstüne de level atlarsa ki Elis oynadığınız bir destede ve Elis'e odaklandığınız bir destede Elis'e level atlatmak o kadar zor değil. Level atlarsa tamamen win condition oluyor tek başına. Çünkü bütün örümceklerinizin şey alması, korkunç ve rakip çeker alıyor olması hem kombatı istediğiniz gibi dikte edebileceğiniz anlamına geliyor. İstediğiniz şekilde kombat yapabilirsiniz.
Rakibin iki atak altı birimleri kesinlikle sizi bloklayamıyor. O yüzden oyunun en sinerjik şampiyonu olabilir. Hem korkunç destleriyle sinerjisi var. Hem düşük renkler için özellikle agresif örümcek destleriyle sinerjisi var. Hem kendisi inanılmaz tek başına hiçbir şeyle sinerjisi olmasa da inanılmaz bir kart bütün özellikleriyle. O yüzden Gölge Adaların kesinlikle en iyi şampiyonu. Elis gene diğer şampiyonlara bakacak olursak Thresh kesinlikle değil. Hecarim değil. Kalista sadece korkunç sinerjisinde oynandığı için kesinlikle değil. O yüzden yani Elis tartışmasız Gölge Adaların en iyi şampiyonu. Ne düşünüyorsunuz listeyle ilgili? Yorumlarda yazabilirsiniz. Dediğim gibi tartışmalı yerler vardı. Özellikle Freljord, Ionia ve Targon tartışılabilir. Ionia o kadar olmasa da Targon ve Freljord kesinlikle tartışmaya açık. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz bu tarz şeylerin devamını istiyorsanız beğenip abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Twitch ve Discord kanallarımızın linki aşağıda olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.